Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, görselde görmüş olduğunuz tığ işi modeli paylaşacağım sizlerle. Artık kış geldi. Daha çok böyle kışlık projelere başlayalım istiyorum. İp olarak bakın, kartopu Aksoft. Şöyle renk numarasını da bir göstereyim. Çok güzel bir iplik. Gerçekten bayıldım ben buna. Tığ olarak ise şöyle görüyorsunuz. 4,5 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlarım. İlk etapta projeniz neyse o miktarda zincirlerinizi çekin. Yalnız zincirleriniz gevşek gevşek olsun. Bakın, sıkmadan gevşek gevşek şöyle. Ne yapacaksanız o miktarda zincirinizi çekin. Şöyle sizlere gösterecek kadar. Evet, bu kadar yeterli. Bakın, bir tane atlıyorum. İkinciye yarım trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde. Sonuna kadar birinci sırada bunu yapacağız. Şimdi sona kadar yaptınız diyelim ki, en sonuncuyu da yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi bakın, şöyle baktığınız zaman bir şurada gözüküyor başak başak ilmeklerimiz. Bir de bu tarafta var. Buraya değil de buradakinin dış kısımlarına batacağız şöyle. Gördünüz mü? Şöyle tekrar ip alıyorum. Şurada bir zincirime atlıyorum. Dış kanattan bakın aldım. Ve şu şekilde bunu buradan geçirdim. Kaydırma yaptım. Tekrar göstereyim. Bak, dış kanattan aldım. Bu kadar. Tekrar üstüne aldım. Dış kanattan. Bunu aldıktan sonra bakın ne yapıyorum? İkisinden geçirip kaydırma yapıyorum aslında. Bakın bu şekilde zorlanırsanız şöyle de alabilirsiniz hemen. Şöyle bir göstereyim. Şöyle. Evet. Sona kadar geldik. Sonda da bakın geldim. Yine bu şekilde aldım. Bir zincir çektim ve dönüyorum. Üstüne aldım. Bakın bir taneyi atlıyorum. Şuraya başın dış kısmına. Hangisi kolayınıza giderse o şekilde arkadaşlarım. Bakın böyle de olur. Hep dış kısımlarını alıyorum. Bak. Böyle de olur. Fakat şöyle de örerken kolay oluyor gerçekten. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Hep böyle dış kısımdan alarak
Bu biraz daha zor oluyor aslında. Şöyle yaptığımızda daha pratik oluyor. Örerken görürsünüz. Şimdi yine sona gittik. Sonda bir zincirimizi çekiyoruz, tekrar dönüyoruz ve tekrar üstüne alıp bir taneye atlayıp diğerinden ve dış kanadından aynı işlemlere devam ediyoruz. Bakın, dış kanattan gördünüz mü? Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, hep aynı işlemleri yaptığımız zaman karşımıza böyle bir güzellik çıkıyor arkadaşlarım. Gördünüz mü? Çok güzel. Kışlık tüm projelerinizde kullanabilirsiniz. Bluzlar olur, yelekler yapabilirsiniz, bebek battaniyeleri yapabilirsiniz, şal olur, ne isterseniz her türlü proje için. Böyle özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için de çok basit, çok güzel bir model diye düşünüyorum gerçekten de. Yalnız ipiniz çok ince olmasın, tığınız da ince olmasın, tığınız kalın olsun arkadaşlarım. Böyle sıkış sıkış durmasın. Bunun ayarı çok çok güzel oldu bakın. 4,5-5 numara tığlarla kalın bir şekilde biraz böyle puf puf yaparsanız daha güzel duracaktır. Bakın bu da çok hoş durdu gerçekten de. Bu ayar çok güzel oldu. Evet sevgili arkadaşlarım, umarım videom anlaşılır olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.